Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, bir salı günü yayınında sizlerle birlikteyiz. Dün akşam yani pazartesi akşam hobi bahçelerinle alakalı bir canlı yayın yapmıştım. Bu yayında da ilanları yine sizlerle paylaşacağız. Arada ufak shorts videolarla, canlı yayınlarla artık sürekli birlikte olacağız. Sizlerle bilgileri paylaşacağız karşılıklı canlı yayınlarda. Hobi bahçelerinden de şöyle bir bahsetmek istedim. O canlı yayını da mutlaka seyredin. Videolar kısmının hemen yan tarafında shorts videolar var ana sayfada. Bir de canlı yayınlar var. Canlı yayınlarımızda böyle bilgi dolu yayınlar, programlar yapmaya başlayacağız. Başladık hatta. Onları da seyrederseniz eğer daha bilgili ve bilinçli oluruz diye düşünüyorum. Tabii bu arada da bulabildiğimiz düşük bütçeli dostlarımıza, uzaklığına yakınlığına baktığımız müstakil köy evleri ya da bulabildiğim, güvendiğim arsalar falan olursa yine onları da sizlere aktaracağım, paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Fazla da beklemeden ilanlara geçelim. İlk ilanımız arkadaşlar, başlıyoruz ilk ilanımızdan. Yeşilliği ve doğasıyla demişler. Sessiz, sakin, müstakil, iki katlı taş ev. 700 bin lira İzmir Tire Çobanköy Mahallesi 23 Ekim 2023 tarihli yeni bir ilan. Önce şöyle fotoğraflarını bir büyütelim. Bir bakalım karşımızda nasıl bir yer var. 28 tane fotoğrafı var. Şöyle alt kısmı taş ve üstü herhalde sanırım yığma tuğlayla yapılmış ya da normal tuğlayla yapılmış bir ev. Bahçesi bakımsız. Şöyle bir ana girişi var. Demir kapı falan bitmiş bu demir kapı. Yani onun işi bitmiş artık. Herhalde yenisi yapılacak. Şurası da fırını zannedersem. Bir fırın yapmışlar bahçeye. Olmazsa olmazı bizim köylerimizde fırın. Yani orada böyle sıcak sıcak lavaşlar pişmeli, yemekler atılmalı falan. Çok güzel olur. Böyle bir yer alırsanız, fırınınız da olursa ve bu programı izliyorsanız mutlaka davet beklerim arkadaşlar. Bunu da not olarak düşelim. Bahçede ve evde masraf var. Alt katı çektikleri şu bölüm iyi olmuş. Burası biliyorsunuz hayvan damı olarak genelde kullanılıyor ya da depo olarak kullanılıyor köylerimizde. Ama şuradan gördüğümüz kadarıyla bir de beton kolon da var. Arada atılmış. Yani biraz sağlam gösteriyor. Her ne kadar şu üstteki tabii işte demirler çıkmış dışarıya artık. Çürümüş vaziyette çıktığını da görüyoruz. Yani çok sağlıklı mıdır değil midir? Yakından bakmak lazım ama benim genelde tercihim arkadaşlar daha uygun olduğu için yapıyı yıkıp yerine bir prefabrik ev yapılması daha uygun olur diye düşünüyorum. Mesela alt katı kullanmayacağım ya ben buraya tek katlı müstakil prefabrik bir ev koyacağım diye derseniz eğer bu kadar yüksekliği taşla doldurup yani güzel bir beton atıp oraya üstüne de taşla kayayla böyle doldurup sağlamlaştırıp üzerine bir beton attığınızda bu tek katlı yapıda yine iki kat vaziyetinde manzaranızı bölmeyecek ve kesmeyecektir. Çok fazla büyük değil gibi gözüküyor. Bakalım şimdi 248 metrekare arsası var. Ne yazmışlar? Köy merkezinde elektrik, su ve numarataj aktif. Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Köy merkezinde elektrik, suyu ve numarataşı her şeyi var. Faal kullanım olan köy evi içerisinde iki aile yaşayabilecek şekilde iki tane ev bulunmaktadır. Yan yana o demek ki iki tane. Arsa olarak toprak bahçeye sahip olup içerisinde çeşitli meyve ağaçları vardır. Tadilat ruhsatı ile dilediğiniz gibi tadilat yapıp yaşam sürdürebilir. Köy merkezinden faal akan dere ve yeşil alan mevcut. Müşterimize hayırlı olması dileğiyle demiş Ata Emlak. O zaman ne yapalım? Tire Çobanköy Mahallesi'ne önce şu Çobanköy yazıyor. Bakın şurada bir Çobanköy'ü tıklayalım. Bakalım başka karşımıza çıkacak yerler var mı bizim Çobanköy'de? Fiyat kısmı var burada. Bakın fiyat kısmı var. Fiyatı da tıklarsak eğer bu bize en düşükten başlatır aramalarımızı. Burada diyor ki Tire Çobanköy Mahallesi'nde satılık köy evi diyor. Bakın birinci ilan bu çıkıyor. Bu 208 metrekare. Bizim baktığımız 248 metrekare.
Şimdi bunun fiyatı da 500 bin liraymış mesela. Buna bir bakalım. Ama hiçbir şey yok ortada. Hem daha küçük. Ama ev dediğimiz hiçbir şey yok. Eğer diğer evi tadilatla kurtarabilirsek 248 metrekare daha büyük. 2 artı 1 ev de var içinde. Biraz önce inceledik şu ilanı. 700 bin lira derler. Pazarlık yaparlar mı? Pazarlık artık sizin gücünüze kalmış. Bir 248 metrekare daha gördüm. 2 artı 1 850 bin lira yazmışlar. Manzaralı bahçeli köy evi diye. Biraz önce baktığımız evi üst çatısını şöyle demir konstrüksiyon yapmışlar ama diğer hiçbir yeri kullanılacak gibi bir durumda değil. Bu da aynı metrekareye sahip. Diğer ev sanki baktığımız ilan bundan bir tık daha iyi gibi. 1 milyon 100 bin lira istedikleri bu evde 255 metrekarede. Yani şimdi bakın bu çoban köyü inceliyoruz. 1 milyon 100 bin lira yazmışlar buna. Burada ne yapmışlar? Bahçe duvarlarını şöyle bir çevirmişler. Şöyle bir çevirmişler, sıvamışlar. Şöyle tuğlayla çevirip üzerini sıvamışlar. Tek katlı şöyle betonarme. Biraz önce benim size dediğim bir prefabrik ev koyabiliriz dediğim su basmanını yani betonunu şuraya attıktan sonra üzerine bu tek katlı evi yeni bir şekilde yapmışlar. Küçük ama betondan yapılan pencereleri pimapen, klimasını dahi koymuşlar. Yol önüne kadar gidiyor. Böyle de bir yapı var. Buna da ne diyor adam? 1 milyon 100 bin lira diyor. 255 metrekare. Yani çoban köydeki fiyat aralığını böylece bulmuş oldu. Bizim baktığımız ilan 700 bin lira. İçindeki ev ayağa kalkar mı, kalkmaz mı? Bunu orada karar vermek lazım, görmek lazım. Tamirat ve tadilatla. Ama 1 milyon 100 bin liraya da adam yenisini veriyor. Demek ki bunu daha alt baremlere düşürüp öyle almak lazım, alabiliyorsak veya ilgileneceksek bu ilanla. Şimdi peki neye bakacağız? Bir başka önem taşıyan konu da bizim için çoban köyün Tire'ye yakınlığı. Ya da daha yakın merkezde hastanesi, postanesi olması gerekli dediğimiz yerler. Hep ne diyoruz? İşte hastaneye yakın olsun, postaneye yakın olsun, yollar çok uzak olmasın merkezle dediğimiz bir durum bu. 19 dakika gösteriyor Çobanköy ile Tire'nin arası arkadaşlar. 19 dakikalık bir mesafe gösteriyor bize. Yani 16,7 kilometre Tire'nin merkezine bakın Çobanköy burası, Tire burası. Şöyle biraz yaklaşalım Çobanköy'e. Daha yakınında bir şeyler var mı diye bakmaya çalışıyorum. Evet. Yani en yakın yer Tire merkez olarak gözüküyor. Şimdi bunu da göz önüne alarak 16,7 kilometre 20 dakikalık aşağı yukarı kendi arabamızla gidebileceğimiz mesafesi bu. Burada verdiğimiz mesafeler, kendi arabanız varsa gideceğiniz mesafeler, tabii illaki bu köyde dolmuşu vardır, minibüsü vardır. Ama kendi arabanızla gideceğiniz şey bu, mesafe bu. İki tane ev var. İki kardeş için uygun olur mu? Veya işte amca, kuzen, ne bileyim yeğen, onlar için uygun olur mu? Tapuda ne geçiyor onu yazmamış. Yani tapuda da iki ev geçiyorsa o da bir avantaj olur. İki kişi alacaklar için tabii söylüyorum. Buna da baktıktan sonra eğer ilgilenenleriniz varsa içinizde 23 Ekim 2023 tarihli bir ilan 700 bin lira yazmışlar canlar. İzmir Tire Çobanköy Mahallesi Ata Emlak Bilal Akar bu ilanı vermiş. Telefon numarası 0534 527 1998. 0534 527 1998 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. İkinci ilanıma geçeyim. Aydın Söke Güney Yaka Mahallesi'nde yine 23 Ekim 2023 tarihli bir ilan bu. Bu da 1014 metrekare. Bunun metrekaresine vuruldum. 1050 istemişler. Belli ki 1 milyona verilecek burası. 1014 metrekare. Yani metrekareyle uyumlu gibi geldi. 11 tane fotoğrafı var. Şöyle gösterelim.
Evin iç durumu bu. Şöyle bir bahçeye demir kapıdan yine giriyorsunuz içeri. Betonarme yapılmış, tuğlayla örülmüş bir ev bu. Tek katlı. Güzel bir manzarası var. 1014 metrekare ama bahçeyi göremedik bu 1014 metrekare içerisinde. Şöyle bir okuyacağız. Direkt mal sahibinden Aydın Söke Güney Yaka Yayla havasında köy evi ve bahçesi demiş. 1014 metrekare. İnşallah yanlış değildir. 150 metrekare net yazıyor. Ben burada 1014 metrekare bahçeyi bu ilanda görmek isterdim. Açıkçası onun için aldım bunu. Yani şimdi bazen böyle atıyorlar ilanı. Yer burada, yer burada, bahçe başka yerde. Onu ben öyle o şekilde istemiyorum. 1014 metrekarenin içerisindeyse ve güzel pazarlığı olacaksa olur. Şöyle uzaktan çekmişler. Acaba metrekareyi göstermek için mi? Bahçeyi göstermek için mi çekmişler? Öyle bir bilgi de maalesef koymamışlar. Çok kısa bir şeyi var, açıklaması var. Sahibinden oksijen deposu Güneyyaka'da 1014 metrekare ev ve bahçesi ama inşaat firması diye girmişler ilanı. Sahibinden diye yazıp belki de sahibidir. Adam emlakçı olabilir, orada almıştır. Peki o zaman biz Söke ve Güneyyaka Mahallesi. Güneyyaka Mahallesi'ni de böyle bu şekilde yine inceleyelim. Ama siz alacağınız ilanlarda benim gösterdiğim tarzda incelemeler yapın. Mesela Güneyyaka Mahallesi'nde başka bir müstakil ev yok. Yani 1014 metrekare olarak. Peki bulamadıysak ne yapalım? Bulamadıysak şuraya gelelim. Sol tarafta emlak yazıyor. Bunun üstüne tıklayalım. Konut ve arsa diyor. Burada konutu tıkladığımızda tekrar karşımıza orada bir yer çıkarttı mesela. Yani direkt oraya bastık çıkmadı. Hemen emlağa tıklayın. Burada da diyor ki Söke Güneyyaka'da 5247 metrekare satılık bahçeli 2 artı 1 ev ve meyve bahçesi. Daha büyük ondan aynı yerde. Evde de masraf yok bu evde. 5247 metrekare gözüküyor. Yani bu eve göre diğer ev daha uygun fiyatlı. Yani şu metrekare ise 1000 metrekare ise diye düşünüyorum. Tabii bu yapılmış, bakımlı bir yer. Peki bir de ne yapabiliriz? Nereden bakabiliriz? Bunu çiftlik evi diye atmışlar. Tekrar emlağa bastığımızda şurada arsa fiyatlarını da göreceğiz. Burada arsa fiyatları nedir? Bakalım. Mesela bir tane zeytinlik satıyorlar. 5,5 dönüm zeytinlik. Ama zeytinliğe ev yapamayız arkadaşlar. Yapamayız derken bazı kural ve kanun dışı yöntemler hariç diyorum. 120 ağaçlı yine zeytinlik var. 600 bin lira istemişler. 4483 metrekare. Yani burada ev yapabileceğimiz bir arsa yok. Gördüğünüz gibi zeytinlikler var. Ve çok büyük metrekarede bir yer var. Biraz da sanırım çok şey bir yer değil. Yani böyle yerleşimi bilmiyorum. Bakacağız şimdi. O zaman ilana gidelim tekrar. Güneyyaka ile Söke arası arkadaşlar 46 dakika 38 kilometre. Bayağı bir mesafe var. Yani şu yolu da denediğimizde şuraya bakalım geçebileceğiz mi bu yola. Şöyle alıp da şuraya getirdiğimizde yine 33 kilometre 46 dakika. Söke'nin merkezine de bayağı bir uzak Güneyyaka. Şöyle Güneyyaka'ya da yaklaştığımda etrafında nereye yakın? Böyle Söke'ye gitmesek de hani başka bir yerde böyle şey yapabilir miyiz? Yani böyle şu kısır var. Orada bir ilkokul görüyorum. Bunları da iyi araştırın. Gidip görmediğiniz yerlere mesela buralardan da çözemiyorsanız mutlaka gidin arkadaşlar. Mesela bağ arası denilen yere daha yakın gibi 15 kilometre. Bağ arası biraz daha böyle bakın yaklaştığımızda mesela bağ arası Hürriyet Ortaokulu, Rebitaş Hayvancılık, Bağarası Otogarı, değil mi? Mesela bak Meslek Lisesi çıktı, A101 falan. Burası, Bağarası 15 kilometre. Onun için biraz haritada inceliyorum, inceleyip sık dokuyorum. Siz de böyle araştırın. Gidemediğiniz yerleri buradan eğer ben bakayım dersen, yani otur bilgisayarından Google Maps'i aç ve bak. Tabii bu gideceğim mesafe neye göre? Arabaya göre. Yani bir aracın varsa. Buna göre hesaplayabilirsin.
Zaten çok da bir şey yazmamışlar. Onun dışında 1 milyon 50 bin lira demiş Hamdi Can Girgin. Bu ilanla da eğer ilgilenen olursa Canlar Aydın Söke Güneyyaka Mahallesi'nde 23 Ekim 2023 tarihli bir ilan bu. Telefon numarası 0530-226-80-85. 0530-226-80-85. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Bir başka ilanım 400 bin lira. Yine İzmir'den, güzel İzmir'e de selam olsun. Yine İzmir tire Derebaşı Mahallesi'nden bu sefer. 400 bin lira ve ortada hiçbir şey yok. Sadece arsası var. Yeni tarihli bir ilan. Güncel ilanları alıyorum biliyorsunuz. Genelde 256 metrekarelik bir yer. Fakat içeride taştan başka bir şey yok. Yakınlığa uzaklığa bakacağız yine. 15 tane fotoğraf var burada. İnceleyip sık dokuyacağız. Hiçbir şey yok. Yani burası tam böyle prefabrik ev ya da içinde olan taşlardan yeniden bir taş ustası bulabilirseniz orada yaptırabileceğiniz bir yer. Taş evde bu arada maliyeti biraz fazla oluyor. Taş ustaları da çünkü öyle kolay değil. İyi paralar istiyorlar yani öyle söyleyeyim. Tire merkezi köy evi, Tire merkezi köy evi ve arsası. Ortada köy evi yok. Tapuda kargil ev ve dam geçmekte bu güzel. Tek topu olup satışa sunulmuştur. Numarataj vardır. İçerisine kadar araç girmektedir. İki katlı imarlı arsa demiş. Sonunda şurada doğru kararı vermiş. Köyde aktif ilkokul mevcutmuş. Bak biz göremedik. İlkokul varmış burada. Tire Derebaşı Mahallesi'nde. 21 dakikalık bir mesafe görüyoruz Tire'ye arkadaşlar. Şöyle önce bir küçülteceğim sonra yaklaşacağım. 18,3 kilometre yani 21 dakikada araçla ulaşabileceğiniz bir mesafe. Dere başına da şöyle yaklaştığımız zaman Horoz Kafe, Lavantalı Konak. Ha bak ilkokulu biz de gördük. Derebaşı İlkokulu şöyle görebildik. Mesela oraları görebildik. Buradan da yine daha yakın acaba diyorum ki şeye gitmeden merkeze gitmeden bizi daha yakında şurada Çatal tren istasyonu var. Buraya da yakın. Ha, buraya da yakın. Bak mesela buraya yakın aslında. Bayındır Anadolu Lisesi diyor. Bak şuraya çekelim. Şöyle çekelim. Bayındır'a çekelim. Bayındır'a 17 kilometre. 17 dakika diyor. Bayındır da yine kalabalık. Bak Bayındır Devlet Hastanesi. 17 dakikada gidebileceğiniz bir mesafe arkadaşlar. Bayındır Anadolu Lisesi'ne şöyle bakacağım, getireceğim. Liseye de 11 dakika, 13 dakika, 11 kilometre liseye. Yani merkezi bir yer gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle Çatal tren istasyonuna mesafesine de bakalım. Oraya da 11 dakika, 9,5 kilometre. Bunları da inceledik. 400 bin lira istemişler. 23 Ekim 2023 tarihinde. Burayı düşünürseniz 256 metrekare arsa zaten başka da bir şey yok. Belki daha fazla pazarlık yapıp eğer merkezi olması size uygunsa burası da prefabrik koymak için uygun olan yerlerden bir tanesi. Halil Özcan telefon numarasını verelim. 0507-015-98-98. 0507-015-98-98 Ata Emlak demiş. Bir başka Aydın Çin'e ilanı var. 1,5 yazmışlar buna. Bu da 1040 metrekare. Doğanyurt Mahallesi'nde bu. 1040 metrekare. İyi bir metrekare. Şimdi şöyle bir tapu 2023 tarihli yeni alınan bir tapu. Muhtemelen işte alıp satmak için değerlendirilen bir yer burası. 20 tane fotoğraf var. Mesela birçoğunuz buna dikkat etmezsiniz. Ama şu tarihi yani yeni tarihi gördüğünüz zaman herhalde diyebilirsin ki ben mesela emlakçı olarak düşüneceğim. Hemen bu adam burayı yeni almış. İşte alacak. Biraz elinde bekletecek ya da sağını solunu yaptıracak ya da hiç yaptırmadan bu şekilde satacak. Bu aklınıza gelsin. Büyük bir metrekare, 1040 metrekare. İçinde böyle bir ev var. Alt zemini taş, tuğlayla yapılmış. Yan tarafı ve sağ taraf, bu arka tarafı sıvanmamış. Sıvasız bir şekilde duruyor.
Bahçesi güzel ama büyük böyle güzel bir bahçeye sahip. Taştan böyle bir ahır var yine ya da depo olarak kullanabileceğiniz bir alanı var. Evin içini de böyle çekmişler, iyi yapmışlar fotoğraflarını. Şöyle güzel bir manzara var ama. Manzara önü açık. Bakar mısınız? Çok güzel. Muhtemelen burası da bu yoğun olan yer. Şurası. Şu görmüş olduğunuz yer. Herhalde bağ arası. Biraz önce haritadan baktığımız yer. Zamanın çok güzel evleri gerçekten. Bakılır sağlamlığına aynı şekilde de yapılabilir. Pazarlık payı vardır demiş. Başka da hiçbir şey yazmamış. Burada şimdi dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de ders. Demişsinizdir hemen ya Murat. Niye hemen 1,5'lara çıktım falan diye. Şimdi derse bakalım. Ders neydi? Niteliğine buranın avlulu ev. 1040 metrekare yazıyor. Burada hüsseye düşen miktara bakıyoruz hemen. Neydi bizim çalıştığımız canlar? Burada ne yaz? Yani burada 1040 yazarsa burada ne yazardı? 1040. Tam. Hissesi tam yazardı. Ama burada ne yazıyor? Bakın. Rahime Hazar. 1 bölü 4. Hissesi var. Bakın burada 65 yazıyor. Adnan Hazar. Ethem Hazar. Ahmet Hazar. Yani bunların burada hisseleri var. Bunların eğer hepsi satıyorsa, yani siz bu 1040 metreyi tamamen bu fiyata alıyorsanız bu işe girin. Ama satmıyorsa, bu adam buradan hisse satıyorsa o işe çok girilmez. Ama satan da akrabalardan biri muhtemelen. Bayram Hazar olarak atmış ilanı. Onların da soyadları Hazar ya. Oradan anlaşılıyor ki 1040 metreyi size satacak. Siz aldığınız zaman ne olacak? Bu hissedarlar bir araya gelip tapu dairesinde hepsi imzayı verdikten sonra 1040 metrekare tamamen sizin üzerinize geçecek ve müstakil tapulu bir yer almış olacaksınız. Yani bunda eğer hisse satılmıyorsa, yani tam 1040 metrekare satılıyorsa alabileceğiniz bir mal. Ha, fiyat olarak demiyorum. Yanlış anlamayın. Hem bir ders niteliğinde oldu bu. Hem de öğrenin diye söylüyorum yani. Alınır dediğim 1040 metrekarenin tamamını bu hissedarlar satıyorsa, yani tapu dairesine bunlar da gelecek. O imzayı atacaklar. 1040 metrekare tamamen sizin üzerinize geçtiğinde sizin müstakil bir yeriniz olacak. Bu şekilde alınabilir bu hisseli olan yer. Anlamışsınızdır umarım. Anlamadıysanız yorumlara yazın. Canlı yayın yaparız. Orada yine açıklarız. Şimdi Çine ile Doğanyurt Mahallesi'ne de bakalım. Doğanyurt Mahallesi ile Çine'nin arası 8 kilometre. Yani 13 dakika Çine'nin merkezine. Çok uzak değil. Şurada Çine çayını geçiyorsunuz hemen. Burası 8 kilometre, yani dolmuşla da gidilebilecek mesafelerden bir tanesi. Ama işte merkeze de yaklaştıkça böyle fiyatlar da yükseliyor maalesef. 23 Ekim 2023 tarihli bu ilan Aydın Çin'e Doğanyurt Mahallesi, düşünen varsa Bayram Hazar mal sahibi olarak bu ilanı atmış. Yani hissedar olarak atmış. 0545 457 4089 0545 457 4089 ulaşabilirsiniz bu numarada. Konya'ya selam olsun. Konya Meram, Hatunsaray Mahallesi'nde. Konya'dan aslında çok soranlar var. 400 bin lira demişler bu eve. Burası küçük bir metrekaresi var arkadaşlar. Fakat fiyatı da öyle çok yüksek olmadığı için aldım. Şöyle bahçe duvarları çevrilmiş. Ama çok öyle hani sanki oturulabilecek durumda olmayan, böyle üstün körü bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Şuralara sazlar falan koymuşlar üst görülmesin diye. Bir boya badana yapmışlar. Çok bir şey yapmamışlar yani, anlayacağınız. Bak şu pimapen kapı iyi en azından o biraz. Ama mutfak tezgah koymuşlar. Keşke duvarları falan böyle bir üzerinden geçselerdi boyamadan önce. Şu pencereler işte diyorum ya, bak pimapenler malzeme pahalı. Yani her şey pahalandığı gibi malzeme de pahalı, işçilik de pahalı. Onun için bu yerler değerinden üstüne geliyor şimdi. Onlar da işte bir mutfak dolabı veya bir banyoyla
kurtarıp işi satmak istiyorlar tabii. Ne demişler? MS Gayrimenkul'den Hatunsaray'da yerleşimin içinde satılık müstakil ev. Evimiz 150 metrekaredir. Tamam, müstakil arsa içinde olup tapuda ev diye geçmektedir. Bu güzel. Bakımlı olup oturulabilir. Bilgi için iletişime geçin. Pek bakımlı olduğu söylenemez. İşte sadece mutfak ve dediğim gibi yine banyo WC olarak bir bakımı var. Ama diğer taraftan evin yapısının ne olduğunu bile bilmiyoruz. Bunun için yakından görmek lazım. Fiyat makul bir fiyata benziyor. Hatunsaray'a bakalım mı bir? Hatunsaray'da fiyatlar 400 bin liradan bu başlıyor. Şöyle 3 tane ev var. Bunlar da 2 milyon 750, 3 milyon, 3 milyon 825 ama tabii bak böyle bir ev yani. Şöyle bir ev. Bunun sanırım bahçesi ne kadar? 1000 metrekare. Site benzeri kooperatif yapı içerisinde bahçeli yazlık demiş. 3 milyon istiyorlar. 150 metrekare böyle bir yer için, orada yaşamak isteyenler için, bir de burası mahalle olarak geçtiği için 400 bin lira. Onun için bunu aldım. Bir de yeni ilan, 23 Ekim ilanı. Hatta şuradan Hatunsaray mahallesine bak, şuradan göstereyim size. Mahalle olarak geçiyor yani. Görüyor musunuz? Şuradan da bakalım. Arkadaşlar zaten Konya'nın içine 19 dakikada ulaşabileceğiniz bir yer. Konya'nın merkezine zaten burada gösteriyor kaç kilometre. 19 dakika. Konya'nın merkezine 19 dakika Hatunsaray. Aslında merkezi yerlerden bir tanesi, mahalle geçen yerlerden bir tanesi. Meram'a da yakın. Meram'a da yaklaşık bir 10 dakika, 8-10 dakikalık bir mesafede mahalle olarak geçen bir yer. Tabii gidip görmekte fayda var. Ya da oralı olanlar varsa, Konya'dan çünkü çok soranlar var. Onlar değerlendirsinler. Bu ilan da 23 Ekim 2023 tarihli bir ilan. 400 bin lira istemişler. Muhtemelen pazarlığı da vardır diye düşünüyorum. Mevlüt Süslü, telefon numarası 0554 730 2972. 0554 730 2972. Şunu da bir geçtik. Nereye geldim? Balıkesir, İbrin'de, Kışla Dere Mahallesi'nde. Daha önce göstermiş olduğumuz ilanlardan bir tanesini, ilanı güncellenmiş. 310 bin liraya atılmış. Muhtemelen eskiler hatırlar. Şöyle bir yer. Daha önce gösterdiğimiz yerlerden bir tanesiydi bu. Elektriği suyu bağlı buranın. Çok büyük değil. Yani valla fiyatı düşük diye aldım. Aslına bakarsanız. Metrekare olarak toplam 90 metrekare. Yani bahçeli, iki katlı taşev, köy içi, su var, yol var, alt üst yapısında sorun yok. Biraz bakım yapılırsa çok daha güzel bir yapı oluşturulabilir. Çoktan beri ilanda olan bir yer burası. Kışladere, İvrindi. Yani düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? İşte dedim ya, yani düşük bütçeli çok canlar var. Onlar için gelsin. Onlar da belki hatırlamışlardır burayı, iki katlı taşıya. Kışladere Mahallesi'ne bir bakalım. Kışladere, İvrindi, Balıkesir diyelim. İvrindi'ye bakalım. Balıkesir'den de bu ara çok Kepsut falan, İvrindi ilan düşmeye başladı. Kışladere de çok uzak yani. Bak şimdi Kışladere ile İvrindi'nin arası 39 dakika, 28 kilometre. İşte ucuz olunca böyle oluyor fiyat. Kışladere'ye şöyle yaklaştığımızda, Korucu Sağlık Ocağı'na gitsek mesela, Korucu Sağlık Ocağı, Korucu'ya yakın biraz. Şuradan alayım onu, Korucu'ya getireyim. Korucu'ya bıraktığımda, Korucu'ya 7,5 kilometre. Yani Sağlık Ocağı, işte okul, halı saha, oto yıkama, Mehmet Kulak İlkokulu, Ali Saran Saran Ticaret, Korucu Ekmek Fırını, yani buralara 7 kilometre. Buraya daha yakın. Ama bir tabii şeye gitmek isterseniz, İvrindi'ye gitmek isterseniz, İvrindi bayağı bir uzak. Yani 28 dakika mıydı? Demin bakmıştık. 26 kilometre, 36 dakika gösteriyor İvrindi'nin merkezi canlar. Ona göre değerlendirebileceğiniz ilanlardan bir tanesi. Uygun bul, uygun bul diyorsunuz ya yani Balıkesir'de soranlar için. 23 Ekim 2023 tarihli yine bir ilan. 310 bin liradan verilmiş. Taha Düzova, telefon numarası 0536 890 69 79.
0536 890 69 79 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Mersin'den soran dostlar var. Mersin'den soran dostlara 1320 yazmışlar. Tarsus Sandal Mahallesi yaylalık satılık bahçeli müstakil ev. 1320, 410 metrekare yazmışlar. Şöyle fotoğrafını büyüteceğim. Mersin'den soranlar için. Elle tutulur ilanlardan bir tanesi en azından. Yani şöyle bir baktığında ortada bir ev var. Bir yaşam var. Tabii ki keyfi değişiklikler de ister, zaruri ihtiyaç olan değişiklikler de mutlaka ister. Bahçesi, peyzajı yapılırsa güzel bir hal alacak evlerden bir tanesi. Şöyle bir videosu da var bunun. Videosuna da bir bakalım. Oynarsa tabii. Videosu var ama videosunu oynatamadık. Tarsus Şamalan mevki Sandal Yaylası'nda 410 metrekare içinde bahçeli müstakil ev. Krediye uygun. Detaylı bilgi için irtibat demiş. Krediye uygunmuş. Arkadaşlar, krediye uygunluğu da değerlendirilebilecek bir durum. Özellikle köy evlerinde biliyorsunuz. Eski köy evlerine kredi verilmiyor çünkü. Tarsus'ta Sandal Mahallesi'ne bir bakalım. Şimdi Sandal Mahallesi Tarsus'a yakın gibi gözükse de şöyle haritayı ufaltsak buradaki yollar o kadar çok virajlı ki 52 dakikaya çıkıyor. Birden mesafe 5 kilometreye falan çıkıyor. Bayağı bir uzak merkeze. Ama yine burada Sandal'a doğru bakalım, yaklaşalım. Sandal yani hakikaten bir yayla. Peki biz o zaman yayladan yakına gidebileceğimiz bir yerler bakalım. O zaman Alman mezarlığı varmış şurada. İlk defa duydum ya Alman mezarlığı Tarsus'ta. Darıpınar'ı sanki hani gidilebilecek yerlerden bir tanesi. Şöyle fotoğraflarına da baktığımızda belki nasıl bir yer olduğu az çok anlaşılır. Şöyle büyük bir ortaokul yapmışlar. Bakın. Evet abi, Dağpınar'ı, yani Dağpınar'ına bakacağız. Şuradan hemen alacağız. Evet, Dağpınar'ına arkadaşlar 25 dakika. 15 kilometre, yine çok virajlı yollardan ama Tarsus'tan daha yakın diyebiliriz. Burası için 1 milyon 320 bin lira demişler. 410 metrekare toplam kullanım alanı varmış ve krediye de uygunmuş. Mehmet Aydın bu ilanı vermiş. Telefon numarası 0534 889 17 33. 0534 889 17 33. Ve yine Güzel İzmir'den bir ilan daha var. İzmir Tire Kireli Mahallesi'nde bu ilan. 850 bin lira istemişler buraya da. 340 metrekare. Güzel İzmir'den de ilanlar çoğalmaya başladı. Karşımızda yine böyle bir köy evi, 13 numara bahçesi. Şöyle ağaçları da var ama bakımsız maalesef bir bahçe. Hatta böyle çoğu pisliği şeyi toplamışlar. Şurada da yakmışlar. Şöyle görmüş olduğunuz bir yer. Elektriği, suyu muhtemelen bağlı olan yerlerden bir tanesi. Betonarme bir yapı ama çok yıpranmış. Bayağı bir yıpranmış yani. Şimdi 13 tane bunun fotoğrafı var. Kireli köy içerisinde elektrik, suyu, numaratajı bulunan, 340 metrekare arsası bulunan satılık müstakil ev demişler. Yine Kireli mahallesindeymiş burası. Bakalım Tire ile. Tire'ye çok yakın yerlerden bir tanesi Kireli. 12 dakikalık bir mesafe ve 9 kilometre olan bir mesafe. Kireli Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu'nun olduğu bir yer. Şöyle görebiliyorum Kireli Parkı. Onu görebiliyorum. Burada arkadaşlar. Yani çok yakın Tire'ye. Bilmiyorum, değerlendirebilir misiniz? Bu da 23 Ekim 2023 tarihli. Pazarlık olur mu? 340 metrekare. Ev çok masraflı. Bu beton yapıyı yakından kesinlikle görmek lazım. Bayağı bir yıpranmış bir ev. Yani tek katlı ev. Prefabrik içinde yine ideal. Eğer uygun fiyatları alınırsa. Burası da. Bir de yakınlıkta. Tabii söz konusu. Yakınlıkta 13 dakika 9 kilometre olunca biraz daha böyle uygun fiyatlara sanki
alınabilirliği olan bir yer gibi gözüküyor. Şehre yakınlık mesafesi olarak konuşuyorum tabii. 23 Ekim 2023 tarihli bulduğum ilanlardan bir tanesiydi bu. Murat Ersoy Karakış bu ilanı vermiş 850 bin liradan. Telefon numarası 0532 236 42 34. 0532 236 42 34 arkadaşlar. Bununla da ilgilenirseniz bunda da krediye uygun demişler. Mesela betonarme ev, bilmiyorum, banka kredi verir mi? Şu aralar zaten kimseye kredi vermiyorlar ama yine de şansınızı deneyin derim. Bu da son ilanımdı. Evet canlar, ilanlarımı izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeneceğinizi umduğum bir video yapmaya yine çalıştım. Yayının başında da söylediğim gibi pazartesi akşamı canlı yayın yapmıştık. Hobi evleri biliyorsunuz. Her ilanı açtığınızda hobi evleri ya da tiny house'lar. Bunlar için ben 2 sene önce de zaten yayın yapmıştım ama çok soranlar vardı. Hobi evlerini dünkü canlı yayında, yani pazartesi günü yaptık. Bugün salı akşamı. Salı akşamı keyifle yine izleyeceğiniz, sevdiklerinizle birlikte böyle çayınızı, kahvenizi alıp yudumlayacağınız, bir taraftan da bana katlanacağınız bir yayın olsun istedim. Burada her zaman söylüyorum, bizim kanalımızda bizim niyetimiz birilerine bir şey satmak değil. İlanları gezerken fikir alışverişinde ve bilgi alışverişinde bulunmak. İşte soruyor, adam görmemiş ya da eski aile üyeleri biliyorlar ama yeni gelenler bilmiyor olabilir. Ya diyor, alalım mı yani hobi bahçesi falan. Zaten ben hisseli yerlere de karşıyım. Hobi bahçesine de dolayısıyla karşı olan bir kardeşinizin nedenlerini her yayında söylemeye çalışıyorum. Yeni gelenler olduğu için. Dilimin döndüğünce, karınca kaderince faydalı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada da yine salı günü ilanlar aldım. Cumartesi günü yayında yine bir videom olacak. Orada da yine ilanlar alacağım ama bu arada kalan süre içerisinde yine canlı yayınları zaman zaman açacağız. Canlı yayınların saatlerini şu anda kestiremiyoruz. Ama saat olarak genelde 8.30-9 arası açmaya çalışıyorum. Vaktiniz varsa, vaktiniz olursa ya da yayının tekrarını da seyredebilirsiniz. Ama orada soru cevap şeklinde yaptığımız için daha güzel oluyor. Hem de birbirimizin fikirlerini alıyoruz, veriyoruz. Daha böyle bir aydınlanıyoruz. Yani şu açılıyor şurada. Daha iyi oluyor gibi geliyor bana. Ben en azından keyif alıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Canlı yayınlarda da bunu çok çok sık tekrarlıyorum ama beğenirseniz daha fazla yukarıya çıkarız ve daha fazla insanlara hep birlikte böyle bu aile faydamız olur. Bugün yine attığımız ilanlardan bir tanesi shorts ilanlarıydı. Kısa videolar yapıyorum hafta içi. Onları da yayınlamaya çalışıyorum. Tapuyla alakalı, arsalarla alakalı, alacağınız dairelerle alakalı videolar yapıyorum. Hepsinin dışında belki hiç kimsenin telefon numarası yoktur ama oraya telefon numarası da bırakıyorum. Bir yerden bir alışveriş yaparken gittiğiniz zaman, ihtiyaç duyacağınız zaman sorabilirsiniz bana soracağınız soruları veya karşı tarafa ileteceğiniz soruları ben size sorarım veya söylerim. Siz de o tarafa sorarsınız. Böylece işiniz rahatlamış olur. Murat kardeşiniz burada. Evelallah. Sizlerin destekleriyle zaten bu işler ilerler. Destekleriniz olmasa bizim yine video keyfimiz olur. Video yapma keyfi olur. Karşılıklı. İyiler her zaman çoğalsın diyorum. Dün akşamki canlı yayında da onu söyledim. İyilerin çoğaldığı bir dünyada yaşayalım hepimiz. Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin diyorum. Sizi sevenler ve sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.